durur muyuz acaba? He? Niye dur demişler ki buna? Bu trafik kurallarını bulan, buna böyle şekil şükül şeyler çizen adamı merak ediyorum. Yani gel. Evet sevgili seyirciler, bir ekran klasiği olan, RGB ekranlarının vazgeçilmesi olan çarşı... He? Tamam mı? Çarşı pazar programıyla bu hafta yine... Sanki bize mi korna çalıyorlar? Ben bilmiyorum. Bizi mi yokluyorlar yani, bilmiyorum. Bir ekran klasiği olan çarşı pazar programıyla RTV ekranlarında yine karşınızdayız sevgili dostlar. Bu hafta Temelli'de kurulan semt pazarındayız. Şöyle kafayı kaldırıp baktığım zaman hava gerçekten çok güzel bugün. Müthiş bir hava var. Yani gökyüzü masmavi. Merhabalar efendim. Gökyüzü çok güzel. Bu havada Kayısı'yı kış vurmaz. İnşallah. İnşallah Kayısı'mıza inşallah don vurmaz. Ama vurdu diyorlar. Biraz vurmuş değil mi? Dünyada ısınçı derece yükselince ne olacak? Tabi. Sağ ol dayıcım. Ben anlatayım. Hava eksilere düşünce sıcak havayla soğuk hava birbirine girdiğinde dedi. Yakar dedi. Dayıcım. Neyse sağlık olsun. İnşallah çok fazla hasar yoktur Kayısılarımızda. Bugün gerçekten çok güzel bir hava var sevgili seyirciler. Ortam çarşı pazar programını çekebilmek için gayet müsait. Ve uzun zamandır böyle bir havaya da hasrettik açıkçası. Çünkü bu sene artık mevsim şeyi kalmadığı için direkt kıştan yaza geçiş yaptık. Bahar gelmedi bu sene. O yüzden böyle yaza da girmiş gibi bir hava var. İnşallah bu güzel hava, bu sıcak hava, bu tatlı hava fiyatlara da yansımıştır. Fiyatlarda da böyle bir yaz havası vardır diye ümit ederek programımızın startını veriyoruz. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyi. Hayırlı alışverişler olsun efendim. Size de. Siz alışverişe geldiniz, bir şeyler almışsınız. Alabildiğim bir kadar alırızdır, alamadığımı hamd edeceğim. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Genel anlamda ben daha pazara girmedim. Nasıl, fiyatlar pahalı mı? Şu anda uyku. Şu normalde, anda. Normalde bu mevsimlerde artık yavaş yavaş bir fiyatlarda düşüş bekliyorduk ama. Uygun da körü üretmeye, tarlalar boş. Evet. Eşer mevzu orada. Evet. İşin yoksa ye. Olmaz. Olmaz tabii. Önce üretsin. Sonra kabahat ararsın. Evet. Eyvallah. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle buradan baktığım zaman çok ürkütücü fiyatlar var pazarda. Selamünaleyküm. Nasılsınız abi, ne var ne yok? Eyvallah kardeşim. Abi sen otur. Allah aşkına. Yo. Ben abi böyle oturacağım. Yok. Vallahi oturamam. Sizin burada çatal bıçak setleri var. Değil aynen, mi? Evet. Çay kaşığı, yemek kaşığı, çatal. Fiyatlarımız nedir efendim? Fiyatlar düşük bu sefer. Ballığa inat. Ortalama ne kadar mesela şunların fiyatı? Bu tatlı kaşığı. 6 tanesi 25 lira. 6 tanesi 25 lira. Evet. Tatlı kaşıklar. Bu da 40 lira. Çay kaşığı da 10 lira. 5 tanesi mi? 6 tane gene. 6 tanesi 10 lira sevgili seyirciler. Sizin için sayıyorum, yok. Eksik var mı diye, yok. Hepsi 6 tane. Oy Allah Allah. Bunlar şöyle. Bu da 5 TL. Süs. Şekerlik için. Şeker kullananlar olursa. Şu kevgirler. Onlar da 35 lira, 30 lira civarı. Ortalama? Ortalama 20 lira. Yani en pahalı ürünümüz ne kadar bizim bu tezgahta? Aa, bu kemçeler 40 lira. Veya 35 lira. Öbürler de uygun. Genel anlamda da 25 lira, 30 lira, 35 lira civarında o değişiyor civarı. Fiyatımız. Dayımın keyfi yerinde mi bugün? Dayımın keyfi yerindeyse geleceğim birazdan. Yani. Ciddi mi? O kampanya değil, dayı herhalde... Ramazanlık yeni. Gitmiş.
Abim biraz sistemliydi. Bizi orada aldı. Çok fazla da bizim elimizden gelen bir şey yok. Doğru söylüyorsun. Bu durumdan etkileniyoruz. Aynen. Hepimiz muzdaribiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepimiz yaşıyoruz. Doğru söylüyorsun. Evet. Ceviz satışlarında bizden sonra bir hareketlilik, bir şey oldu mu efendim? Ya biz devamlı bu işin şey, marka olduğun için Hekiman Cevizimiz. Evet. Benim belli müşterilerim var. Standart. Yani günlüğünde artıyor kadar. Hastası geliyor. Tabii bilen geliyor evet. Bizimkine aynen öyle. Evet inşallah. Evet, iyi. Yani ama piyasa durgun. Piyasa millete genel alın anlamda. Alın ucu tabii. Genel anlamda durgun. Bir de şimdi aynen, ben mesela durgun. Pazara böyle girmeye çekiniyorum. Çünkü ben fiyatlar düşer diye beklerken aslında aynen. Daha da böyle yüksek fiyatlar görmeye başladım. Aynen. Şimdi aynen. Karşı tezgaha gideceğim. Karşı tezgahtan muzun kilosunu piyasa son... alacağım. Gene fiyatı muz arttı biraz. Muzdan oldu ya. Arttı. Ne yaptı oldu da bu arttı bu ya? Merhaba dayı nasılsınız merhaba, efendim? Merhaba sen nasılsın? İyisiniz. Teşekkür İyisin. Ederim. Nasılsın Mamu? İyilik güzellik. Evet. Eyvallah. Evet. Cevizlerimizin evet. Kilosu ne kadar efendim? 65-60-55. Yani tamam. Büyüklüklerine tamam, göre? Boyuna göre. %100 Hekiman. Jumbo'su 65. Aynen jumbo. Göre. Evet. Efendim hayırlı işler olsun. Eyvallah sağ ol. Hazır kırılmışın kilosu ne kadar? 120. 120 lira. Aynen. Evet. Cevizin aynen. Yani kalitesi tartışılmaz. Aynen. Efendim çok teşekkür ederim. Hadi şunas gel. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Abi senin yerin kilo 8 lira. 8 lira. Evet. Senin yerin birinci pazar. Sen ne işin oldu burada? Ben oradaydım, buraya geldim zaten. Vay, Recep dayının kardeşiymiş. Mantarcı Recep dayı. Çok komik bir adam. İşi rast gelsin. Evet. Yaşını da hiç göstermiyor maşallah. Aynen, evet. Allah hep böyle güzel sağlıklı ömürler versin. Evet, evet. Merhaba abla. Tabii ya. Benim tanıyanım çok. Allah razı olsun. Senin adın Bayram abi. Bayram. Bayram abi nasılsın? Ne var ne yok inşallah? Hoş geldin. Siz nasılsınız? İyi şükürler olsun. Böyle geldik çekimdeyiz yine. Hoş geldin. Yukarıya doğru çıkmaya korkuyorum. Ne diyorsun? Vallahi karabalık. Ya karabalık olsun o sıkıntı değil de fiyatların kalabalık. Fiyatlar yüksek. Milletin tansiyonu yüksek. Benim de tansiyonum yükseliyor. Fiyatlar öyle görünce. Yani lahananın durumu 8 lira kilosu. Telefon kaç gram geldi? 196 gram mı? Kaç o? 11 değil mi? Ne kadar kilosu? Kilosu ne kadar? Burada sunu siz yapamsam domates biber satar da. Olur ben birazdan size vereceğim. Şu fiyatları öğreneyim. Ne kadar da efendim? Kilosu 8 lira. Kilosu 8 lira. Taneyle satmıyor değil yok, mi? Yok tane işi bitti. Artık tane işi bitti. Kilosu gücü yeten ona göre alın. En ufaklığına 20 milyon. Zabıtalar çıkmıyor. Çıkmıyorlar. Hep burada olan arkadaşlar. Sürekli çalışıyor. Battalgazi Belediyesi'ni kötülemeye geldik abi. Bunlar yeşillik belediyesi. Olsun bilerek söyle. Yeşillik Belediyesi çalışıyor. Yeşillik Belediyesi'nin değerli zabıtalarına buradan selamlar olsun efendim. Buyurun dayıcım siz sunuma geçin. Gel kanka. Ver. Gel domatese gel. Programı artık dayıma bıraktım. Ben buradan Bayram abinin yanında... Tamam, mikrofona konuş abi. He mikrofona konuşacağız. Allah abi ya bize yakışmaz. Niye ya, konuş? Güzel satış yapıyordun demin. Abi o öyle de böyle değil. Senin isim neydi dayı? Yücel. Yücel dayı sen? Gündüz Beyliyim. Gündüz Beylisin. Evet. Kirazı meşhur olan yer, suyu bereketi bol olan yer bizim ora Medine gibi bir yerdir. Şeytan Dere Yeşilyurt mu oluyor? Ya Yeşilyurt oluyor da aslında İsmet Paşa da. He. Çünkü orada... Şeytan Dere niye demişler biliyor musun? Hı. Şeytan Dere yoksa mesela tekstil meksil var ya. Allah'a emanet ol. Tekstil yapıyorlar ya. Onda birbirlerini kazıkladıkları için birbirlerine onun için şeytan demişler. Şeytan Bak. Dere. Şeytan Dere ismi oradan geliyor. Yani. Oradan geliyor ha. Siz alışverişe geldiniz. Evet. Portakal aldık. Başka bir şeyler alacak mıyız? Yok bir şey almayacağım yok. Pahalı değil mi? Fiyatlar. Ya yok ya. Pahalı da ben aldım, dün aldım da salı pazarında. Ha bugün öyle. Ha bir kontrol ettim, göz banyosu yaptım boş gitmemek için. Eyvallah. Kilosunu kaç aldınız efendim bunu? Bunu 6 liraya aldım. 6 lira. Yafa.
Güzel. Afiyetle yiyin inşallah. Sağ ol kardeş. Sağ dalan baba. Allah razı olsun. Vallahi deyim Allah sağ olasın. Biz daha çekim yapacağız. Daha biz Allah kolay yanımıza paşam. Taşıyabilsek Allah razı olsun. Yoksa arama şuraya bir yere koy götür. Yok eyvallah. Çok teşekkür başım ederim. Da, Allah razı olsun. Size hayırlı Ramazanlar. Sağ Bayram olsun. Abi. Vallahi. Var mı Hüseyin abi? Yok canım sağ ol abi. Allah razı olsun. Recep abinin, Recep dayı daha doğrusu. Hayranıyım ya bu arada. Şakacı. Sana bunun hayranısı. He. Bugün görüşemedik ama Recep dayıya buradan selamlarımızı yollayalım. O bizim programımızın en neşeli isimlerinden bir tanesi. Çok memnun oldum abi. Eyvallah. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Benim kolay gelsin. Eyvallah. Sefer kardeş. Amca gelene kadar sizlerle bir yeşillikler üzerine bir sohbet edelim dedik. Kardeş. Evet. Malatya'nın biraz daha böyle gelin güneşten uzaklaşalım. Onlar 4 lira. Malatya'nın otçu amcası benim. Kayıt evet. Mı? Başladı mı? Kayıttayız evet. Aradığım bütün ot çeşitleri bende var. Hep Malatya'nın, kendim getiriyorum. Bunlar hep Malatya'nın ürünü. Bak şu ön taraf komple Malatya. Onları dün gidip yaptım tek tek. Şunlar pancar fazlısı. O pancar fezi ya. Fazı diyoruz ona. Evet şunlar. Bak orada su teresi var. Yarpuz var. Yarpuz. Evet. Yanında bak ısırgan otu var. Önünde gaz ayağı var. Yonca var. Gelincik var. Ebe gömeci var. Hardal otu var. Yani anladığım bütün ot çeşitleri bende bulunur. Burada bir yerde güzel bir koku geliyor ama hangi ben ottan... Sana kolay diyeyim. Ön tarafa gel. Hangi ottan geldiğini çözemedim ama. Evet geldi. Otçu amca geldi. Nereye? Geliyorum şurayı çekeyim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim sağ ol. Alışverişe mi? Yok ben gidiyorum. Nereye? Gördüm silahını. İyi ettin teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz inşallah. Evet. Bak dediğin ot buyur. Narpuz. Bunu yoğurdu çorbaya. Allah'ım. Artık... Evet bu da olabilir ama başka bir şey de olabilir. Bak bu su teresi. Çıldırım diyoruz buna. Çıldırın mı? Evet. Neden çıldırın diyoruz? Bu yediğin zaman sırf suda yetiştiği için. Çıldırdığımız için. Soğuk suda olduğu için. Evet. Bak şu gaz ayağı. Evet. Bu ısırgan otu. Evet ısırgan otu. Diğerleri kontrol edin. Şöyle efendim. Bir vurdun mu? Ayvayı yedik. Sever seni. Ayvayı yedik. Bu yoncamız. Bu dede sakalı. Evet. Diğer adı yemlik. Bak şu. Ha yemliği bilirim. O pepe kuşu o şey. Unuttum onun adını. Ebe gömeci. Bu da gelincik. Samsak döveci. Langıdı lang lang langıdı lang lang. Evet. Bunları da tere, samut. Onlar kulağı. Bunlar herkesin bildiği otlar. Evet, herkesin bildiği otlar. Evet. Efendim peki bunlarda hepsinde deste 4'er lira mı? Hepsinin destesi 4 lira. 4'er lira satıyoruz. Akşama kaldı mı? 3 tane 10 lira. Şimdi ısırgan otu hazır elimizi de kaşındırmışken ısırgan otu bir sohbet edelim. Bunu burada topladık Malatya'da. Malatya bak bu hepsi Malatya. Peki bunun ne yapıyorlar abi? Abi bu bunu kavurup böreğini yapıyorlar. Diğer de suyunu içiyorlar bak suyu çok şifalı evet, yani çok faydalı. Evet çok şifalı olduğunu ha. Duyuyoruz ama. Böbrek taşlarına, tansiyona, kolesterola birebirdir. Bunun katmerini yediğin zaman yonca. Abi yonca. Bak bunu güzel bir karışım yapacaksın. Narpuz, yonca, gelincik. Bunları güzel bir börek yapacaksın. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bizimkiler evet, sever. Sahurda yani 3 tane, 4 tane birden yersin ha. Şimdi Malatyalıların teyzem öyle bir konuştu ki börek yapıyorsun. Bayrada dün içiyorsun çay gibi. Neredeyse ben diyeceğim biz çıkar ki teyzem rahat rahat konuşsun. Şimdi biz Malatyalıların şöyle bir özelliği var sevgili seyirciler. Her türlü ottan yemek yapabiliyoruz. İkinci pazarda Nevzat Çavuş'un yeri. Otçu baba diğer adı. Otçu baba. Heh.
Şimdi şu Malatyalıların belirgin özelliklerinden birkaç tanesini sayayım. Mesela köfte. 300 çeşit köftemiz var. Yaprağından köfte yapmadığımız ağaç yok. Ve ot da sevgili seyirciler, yemediğimiz ot yok. Öyle değil mi? Yo, abi? Ama o konuda Karadeniz'e de gelemezdik. Bilmiyorum ben Karadeniz'in şeyini görmediğim için. Bulduğu bütün ot çeşitlerinin yaprağını yerler. Bak bizde pancar pezliğimiz var. Bak şu çeşitleri hiçbir yerde bulamazsın. Evet. Bunlar hakikaten yani ben gidip yapıyorum bunu tek tek. Şimdi bizim... Getiriyorum millet size bak. Sen bunları biliyorum. Nerede buluyorsun peki abi? Bunlar Batal Gazi'de getiriyorum baraj kenarında. Yani özellikle bu su... Suyun olduğu yerlerde olur çeşmelerin önünde. He. Ya bunları bulup toplaması da zahmetlidir yani. Arguan 2 oldu lan. Ne oldu kim? Arguan 2'lerde. Arguan maç mı yapayım? Hmm. İyi hadi maşallah. Vallahi. Aniden konumuz değişti ama. Evet. Bunların desteleri 4 lira efendim. Arkaya dönüyoruz. Marul var, marul görüyoruz 10 liradan. Böyle suyun içinde görüyorsun güzelliği. Evet. Gördün mü bak bu çeşmenin önüdür bu. Bunlar özellikle sizin ektiğiniz bir şey değil değil mi? Doğal olarak doğal. Yetişiyor. Bak bu gördüğün normal bir su kanalı evet. Yani bir dere. Biz orada kaynağını bulmuşuz, evet. Oradan hallediyoruz. Maşallah. Ondan sonra bak böyle çeşmemiz evet. Var. Çeşmenin önünde görüyor musun bak? Evet. Devlet Su İşleri'nin bu çeşme barajın altındaydı, yeni çıktı. Bu çeşmenin önü. Evet, buralardan evet. Şunu toplamış getirmişiz. Evet. Tabii ben çok aram olmadığı için genelde mesela benim annem babam çok sever böyle ot yemeklerini. Onlar da geçen... Ot sevilmez mi? Yarpuz mu narpuz mu? Yarpuz, ben narpuz yazdım. Yarpuz yani diğer adı. Narpuz, ikisi de aynı isim evet, değil mi? Geçen gün onu toplamış getirmişlerdi. Hı. Onu yiyorlardı. Gel kanka. Evet. Biz buradan devam edelim. Efendim marul 10 lira. Evet. Ispanağın kilosu ne kadar? Ispanak 7,5. Ispanak 7,5. Evet düştü bugün. Bu 1 kilo var mı? 1 kilo gelmez o. 750 gram falan. 750 gram. Bunun böylece ne kadar destesi? Kilosu 15 ile 8 lira falan. 15 8 lira civarında. Yine yeşillik destelerimiz 4 lira. Yeşillikler acayip düştü bu hafta. Öyle mi? Evet 2,5'a düştü. Hem de mal kalite oldu. Tertemiz oldu böyle. Oo, hava... Ben onlar 4 lira olunca bunların da 4 lira olabileceğini düşünerekten. Ora özel. Aman Allah'ım. Abi. Evet. Yine genel anlamda baktığımız zaman yeşilliklerimiz düştü. 2,5 liradan yeşilliklerimiz var. Evet. Havuç. Havuç 6,5. Limon. Limon 5 lira da var 7,5'a da var yani. 2 çeşit. Bu yatak limon. Bir yatak öbürü kaçak limon. Evet. Birisi 7,5 öbürü 5 lira. Bak yer elmamız var, kerevizimiz var. Karalahanamızın yani, kilosuna kadar. Yok yok. Karalahana 10 lira kilosu. 10 lira. Karnabahar? Karnabahar 10 lira. Pırasa 6 lira. Pırasa he 6 abi. Lira. Evet genel anlamda sevgili seyirciler yeşillik tezgahlarında fiyatlar böyle. Şunu hemen uzatalım. Buyurun. Kime vereceğiz? Buyurun efendim. Yeşillik tezgahlarında yeşilliklerde bir düşüş söz konusu. İnşallah diğer sebzelere de yansımıştır bu. Biz bugün biraz korkarak geldik açıkçası pazara ama şu ana kadar çok şükür çok korkulacak bir şeyle karşılaşmadık. İnşallah bundan sonrasında da karşılaşmayız. Efendim sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı işler eyvallah. Olsun. Evet, Orta Doğu ve Balkanların en kaliteli çerezcisi Sefer amcanın yanındayız. Sefer amcadan bugün biz de biraz alışveriş yapalım. Eve giderken yanımızda, bu da müessesemizin ikramı. Yanımızda şöyle biraz leblebili şeker. Leblebili şeker mi, şekerli leblebi mi? Leblebili şeker mi, şekerli leblebi mi? Leblebi şekeri. Leblebi şekeri. Şeker leblebi. Leblebili şeker. Biz bununla ilgili bir kere daha tartışmıştık sanki. Hı? Böyle bir geçmişe gidiyorum. Leblebili şeker, şekerli leblebi. Ya burada
Un kurabiyesi, kurabiyeli un. Evet, Sefer amca. Nasıl gidiyor efendim işte? Vallahi çok şükür iyi. Öncelikle seninle Ramazan'ın sonuna artık denk geldik. Ramazan'ın başında görüşmüş olsak o zaman kutlardım. Ramazan'ınız mübarek olsun efendim. Allah senden de mübarek olsun. Allah razı olsun. Bugün oruçlusun pek. Kendinize değilsin. He vallahi. Adam orada para veriyor. Değilsin ki 75 lira para üstü vereceğim. 50 lira veriyorsun adama. Vallahi aynen orucun öyle çok oluyor. Çok etkileri. Evet. Allah yardımcı olsun. Allah. Amin amin. Böyle daha rahat tutmayı sana nasip etsin. Amin. Genel anlamda yine baktığımız zaman çerezlerimiz var efendim. 25 liraya şu görmüş olduğunuz günlük kavruluyor. Günlük kavruluyor. Gerçekten tazedir yani. Ben şunu kendi haneme aldım, evime götüreceğim. Allah'ın izniyle. Biz yani öyle gelip burada abartıp da yani şey yapmayız, sizi kandırmak için söylemeyiz. Çerez güzel. Biz de burada Allah'ın izniyle aldık. Evimize götüreceğiz, yiyeceğiz inşallah. Merhabalar efendim. 25 lira kilosu. Bu o 20 lira. Bunun o bir ufak. Bunu alan var mı? He? Yani alıcısı var değil mi bunun? He, nasıl gidiyor bu? He, vallahi bu da yani çayın yanında. Bu numara 6. Çayın yanında güzel. Tuzsuzu var efendim. He, tuzsuzu var. Buyurun efendim. Çiği de var. Sağ olun, sizler nasılsınız? Çerez var, buyurun. Kalite. Bizde şöyle geliyor bakın. Kalite geliyor. Evet. Biliyor musun? Abele yaşı bu. Bu. Yaş olarak geliyor. Siz bunu kavuruyorsunuz. He, bize 10 ton, 15 ton geliyor. Evet. Depoya koyuyor, ufak ufak kavurturuyor yani. Hey maşallah. He, geldim mal. Bu şeyin herhalde parçaları. Ha, teliş o. Evet. Yür. Anladım. He. Bunu siz kavurup şu hale getiriyorsunuz. He. Efendim bunu orucun etkileri. Oruçtan dolayı kapalıyız sevgili seyirciler. Sefer amca biraz Ramazan'ın sıcakların da etkisine biraz şey olmuş. Bir de burası şey ya. He. Neyse sağlık olsun, bir şey olmaz. Giden de yere gitsin, bir şey olmaz. Yok, bizim malımız temiz. Evet, taze, kaliteli, güvenli. Gelip burada gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapıp gidebilirsiniz. Evet. Genel anlamda 20'den kaça kadar? 120 liraya kadar ürünlerimiz var. Ürünler var. Bunların içinde neler var? Efendim fındık, fıstık, badem, ceviz içi, ceviz dışı, ceviz ortası. Hepsi de var, hepsi de var. Şekerli leblebi mi, leblebili şeker mi? Şekerli leblebi olsun hadi. Leblebi şekeri. Akçadalı saygılar. Saygılar bizden abi. Hadi Allah'a emanet. Eyvallah, sizler de abi. Görüşürüz inşallah. Tabii sohbet de edebiliriz. Ay gel sen de sohbet et. Hadi. Gel seninle hem şöyle bir resim çekinelim. Senin adın ne? Yusuf. Yusuf, alışverişe mi geldiniz? Yok. Şuraya bir poz verelim. Yusuf, öyle bedavadan fotoğraf yok. Bir sohbet edeceksin bizimle. Alışveriş yaptınız öyle mi? Hı-hı. Neler aldınız bugün? Beraber gezmedin mi annenle? Sebze, meyve. Nasıldı peki fiyatlar, pahalı mıydı? Çok değil. İdare eder ama değil mi? Evet. Peki sen kendine özel bir şey aldın mı? Yok. Niye, abla almadınız mı özel bir şey? Ben aldım ya. Evet. Ne almış? Çilek. Ha, çilek aldıysan daha ne? İsim neydi? Yusuf. Yusuf, sen oruç tuttun mu? Bazen de tutuyorum. Bazen tutuyorsun ama bugün tutmadın değil mi? Zaten yaşın çok... Oruç tutacak şeyde değil. O zaman şuradan sana iki tane şöyle aç avucunu. Sefer amcaya dua et, tamam mı? Bugün çok oruca dayanamamış. Dua et, inşallah bugünü güzel atlatsın. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Abla teşekkür ederiz. Senin adına tezgahtan çocuğa biraz bir şey verdim ama ben de kafam yerinde değil. Evet, hurmalar, üzümler sevgili seyirciler, ha, lokumlar, kabak çekirdekleri, çekirdek kabakları, yani hurmalar, aklınıza gelebilecek her şey üzüm, Sefer amcamızın tezgahında mevcut. Sefer amcayı çok da fazla yormak istemiyorum. Yok, bir şey olmaz. Şimdi genel anlamda leblebilerin de fiyatı hemen hemen aynı, 30-35 lira civarında gidiyor. Çekirdeğimiz var efendim, kilosu ne kadar? Şeyde 25 lira kilosu. 25 lira. Evet. Burada sevgili seyirciler durum bu. Şimdi
Sen detayı alırken ben Sefer amcaya ödememizi yapayım. Ondan sonra yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Hele gidelim. Baharatçı abimin yanına gidelim. Selamünaleyküm. Abi sizler ne satıyorsunuz? Valla biz bir şey satmıyoruz. Arkadaş, Mermer. Bu abim mi satıyor herhalde? He. Bunları sen mi satıyorsun abi? Konuşalım. Biraz sıkıntısı var. Peki tanışıklığınız var mı yoksa? Kaynımın oğlu. Siz yanında mısınız? Tek başına mı? Yok. Ya genellikle canı sıkıldığı için zaten yeri de. Yani canı sıkılmasın diye zaten pazarlara geleyim. Her pazara gidiyor. Peki kendi başına gelip gidebiliyor musun? Yani aynen. Kendi başına gelip gidebiliyor. İyi maşallah. Sadece konuşmasında biraz sıkıntı var. Başka bir problemimiz yok. Eyvallah. Eyvallah. O da zaten sırf evde canı sıkılmasın diye geliyor. En güzel ne yapıyor ya? Evde durup ne yapacak? Aynen öyle. Ama böyle bak mis gibi. En Rusya azından için, ekmek parası kazanıyor. Aynen valla haklısınız. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görüşürüz inşallah. Kolay abi, kolay gelsin. Sağ olasın. Hayırlısılar olsun. Aynen. Eyvallah. Evet. Şöyle bir karşıya doğru geçeceğim. Evet. Selamünaleyküm. Selam. Efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz efendim. Ne kadar iyi olunursa şu şartlar altında. İyi olacağız inşallah. İnşallah. Benim toplumda de temennim, düşüncem. İnancımızı yitirmeyelim. Evet. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani. Güzel olacak diye inanıyorum ama bazen karşılaştığımız olumsuzluklar bizleri bizim de hani böyle ümitlerimizi yitirmemize neden oluyor ama gene arada sizin gibi böyle güzel insanlar o umutları tazeliyorlar. Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Yani umutsuzluk insanı yelse düşürür. Evet. Onun için umudunu yitirmemek lazım. Aynen öyle. Girişte programımızın başında bir tane dayı yani öyle bir girdi ki dedim tamam herhalde bitmişiz, ölmüşüz dedim. Yok elhamdülillah. Evet. Her daim bir umut vardır. Çok şükür. Hayırlı alışverişler efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Allah iyilikler versin. Buradan alacağınız bir şey varsa tamam hani bir sohbet halindeyiz. Eğer bir şeyler alacaksanız sizi bekletmeyeyim dedim ben. Sağ ol. Teşekkür ederim. Peki efendim. Hayırlı olsun. Fiyatlar biraz uygun da değil, uygun da diyeyim işte. Biraz etkileniyoruz. Evet, etkileniyoruz. Hepimiz etkileniyoruz ama inşallah güzel olur diyelim. Bilemiyorum. Valla nasıl olacağını bilemiyorum. Bunları çözümler bulursa çok iyi olur. Amin, çünkü vatandaş bayağı mağdur. Biz bir sebzemizi, meyvemizi yemedikten sonra nasıl olacak? Hastayım çünkü. Benim gibi niceleri var. Evet. Yani esnafa da bir şey diyemiyoruz. Onlar da haklı. Evet. Onlar aldığı 5 liraya aldığı malı mecbur 7'ye verecek. Evet. O da haklı. Neyse tamam. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi isim neydi abi? Seydi Yılmaz. Seydi abi dediğim gibi programın başında bir tane dayım geldi söylendi etti. Vallahi dedim bitmişiz ya artık şeyimiz yok. Tabi haksız değil adam. Hak veriyorum ama bazı durumlarda da gerçekten yani bizim elimizde olmayan şeyler var. Şimdi illaki öyle bazıları her şeyi siyasi amaçlı hemen yorumlamaya evet çalışıyor yani. Evet. Tüm olumsuzlukları da ona bahane buluyor. Olumlu tarafları da yani. Mevzu aslında siyasi bir durum değil. Küresel bir problem. Yani. Tabii bizim bu küresel krizden bu kadar çok etkilenmemiz belki siyasi bir sebeptir. Ama onu da tek bir tarafa yüklememek gerektiğine inanıyorum. Yani. Çünkü biz Osmanlı'dan sonra yani 100 yıllık bir devletiz. Toplumun sorunuysa toplum olarak çözeceğiz evet yani. Bence evet, ben ona inanıyorum yani. Aynen. Birilerine mal edip de bunlar yüzünden böyle oldu deyip de çözülmez yani. Ya zaten herkes sorunuysa, kimse kendine o çuvaldızı batırmaz. Ne yapacak yani? Kimse o çuvaldızı kendine batırmaz. Hep başkalarına batırırız da kendimizi de böyle bir eleştirdiğimiz zaman, bir şey yaptığımız zaman inanın gerçekler ortaya çıkacaktır. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa bu memlekette inanın hepimiz daha mutlu oluruz. İnşallah.
Bugün sadece yönetimle, devletle, hükümetle ilgili problemler yok. Burada biz vatandaşız, bu adam burada esnaf. Şimdi sen tutar da abi elindeki malları stoklarsan ya da daha fahiş fiyatlara satarsan ve inan devletin fark edemeyeceği binlerce insan var. Yani diyorum ya işte yani insanın vicdanı aslında insanı yönlendireceği vicdanı yani. Herkesin başına bir zabıta bir polis koyamazsın yani. Evet. İnsan toplum olarak. Fiyatını söyle ne yapıyorsun? Abla ne buradan sorabilirsiniz. Evet, tekrar konumuza dönelim. Tohum satıyoruz. Tohumlar gitti. Bir tanesini sattık. Ne tohumlarımız var efendim elimizde? Sebze, meyve, bitki, çiçek tohumları. Mesela sebzelerden mısır görüyorum. Fasulye görüyorum. Domates, bamya, domates, bamya, biber, salatalık. Peki bunların artık zamanı mı? Yoksa yeşillikler şöyle diyeyim artık yemeye bile başladı ekenler. Evet. Salatalık, fasulye onlar yeni yeni daha havalar ısınınca ekim zamanı başlayacak. Çiçekler de bahar ağzı tam zamanı sayılır. Şunlar da tohum bildiğim kadarıyla değil mi evet, abi? Evet onlar da tohum. Şimdi böyle paketlenmiş çerez gibi durduğuna bakmayın siz bu da tohum. Aynen. Değil mi? Bunu da götürüp ektikleri zaman peki bu ata tohumu mu? Ata tohumu evet. Bunlar. Yani bunu tekrar kendisi kaldırsa bir sonraki sene. Bunun tohumundan tekrar tohumluk alabilir yani. Evet. Bu şekilde. Bir sefere mahsus. Ne kadar efendim? Bu 2,5 lira. 2,5 lira alıyorsunuz. Şunun her bir tanesinden bir baş ayçiçeği çıksa. Her bir başın içerisinde de ortalama 1500-2000 tane şey olsa matematiğim zayıf. Matematiğim zayıf ben uğraştırmıyorum. Hangi ürünlerimiz var efendim orada? Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği, fasulyeler, salatalık, acur, küte dediğimiz, evet, kekik, ısırgan, kuzu kulağı, yonca. Oo, bayağı var maşallah. Bu çeşit bol hemen hemen her şey var. 3 lira değil mi hepsi? 2,5. 2,5. Onlar 2,5, aşağıdakiler 5 lira. Evet. 5 lira efendim. Şimdi burada da baharat çeşitlerimiz var. Burada da baharat çeşitleri. Aynı zamanda önümüzde susamlar ve kilo halinde sattığımız ürünler bunların aynısı. Bunları paketlemişiz. Hepsini gramajını 5 liraya endekslemişiz. Kolaylık olsun diye. Hepsi 5 lira. Hepsi 5 lira. Yani paket şu olarak. Şu atıyorum 100 gram 5 liralık. Bu 50 gram 5 liralık. 70 gramı 5 lira. Evet gibi. Mesela öyle ürün var 400 gramı 5 lira. Evet. Öyle ürün var 15 gramı 5 lira. Evet. Karanfil. Evet. Karanfil oylum oylum geliyor Selvi Boylum türküsünden dolayı bu biraz daha pahalı sevgili seyirciler. Mesela karabiberim vur kadehlere hadi içelim şarkısından kaynaklı bu da biraz daha şey. Ama yedi türlüm yedi türlüm diye türkü olmadığı için çok saçma bir yere gidiyor program. Neyse devam edelim. 5 lira genel anlamda paket. Genel anlamda 5 lira paket. Bunlar ne efendim? Bunlar da bitki çayları. Ha bunlar orijinal bitki çayları. Orijinal birebir yaprak halinde bitki çayları. Bu evet. Mesela açlık otu dediğimiz bağırsakları çalıştırıyor. Şu sinameki aynı. Biber yemiz var, ada çayımız var, defne yaprağımız var, rezene çayımız var, yeşil çayımız var, evet, dağ kekiğimiz var. Çok ana satılan bir sarımsak. Nar çay mı? Yok sarımsak tozu bu. Ha. Şu çay, anason çayı. Vay be. Şu anasonun kokuyor da. Şu anasonun kokusuna bir türlü kendimi alıştıramadım ya. Yani yanlış anlamayın içki içtiğimden değil. Bazen arkadaşlar anasonlu nargile içiyorlar. Evet evet. Var ya o şeyden. Yani onun kokusuna bile tahammül edemiyorum ya. Ağır biraz. Yoksa ben alkol içen bir insan değilim Allah muhafaza yanlış anlamayın. İnsanlar kötü. Evet şöyle baharatlarımız ve genel anlamda elimizde tohumlarımız aynı zamanda çaylarımız var. Şunlar da leblebili şeker, şekerli leblebi ayrımına bir az önce girmiştik. İşte leblebili şekerin tohumu sevgili seyirciler. Bunu yere ektiğiniz zaman leblebili şeker üretiyorsunuz. Ama siz benim söylediklerime çok da inanmayın.
Fasulye şekeri. Çocukluğumuzun şekeri. Çocukluğumuzun şekeri. Çocukluğumuzun şunlar var ya. Şekeri orijinal olarak devam ediyor. Merhabalar efendim. Sağ olun. Bunların fiyatları ne kadar? 2 lira. Konuşabiliriz. Tanıtım değil biz böyle. Yakalayacağım onu birazdan. Tamam. 2,5 lira mı efendim bunlar? 2 lira. 2 lira. Çocuklarımızı da sevindirelim diye sevgili dostlar. Buradan geçerken şöyle cips, şekerlemeler. Naneli şekerimiz, evet. Cipsimiz. Öyle. Bu naneli değil mi? Naneli ya şeker. Bunu da mesela bir türlü hazmedemezdim. Naneli şeker, naneli mesela kız çiğneyemem abi, yiyemem ya. Garip. Nefes açıcı, onun tutkunları ayrı. Evet. Nar ekşisi var, 20 liradan satışa sunulmuş sevgili dostlar. Yanlış görmüyorsam değil mi? Büyükleri 20, küçükleri orta 15. Boyu 15, küçüğü 10. 10 lira. Evet. Nar ekşisi. Abi isim neydi, çok özür dilerim. Seydi. Seydi abi, genel anlamda burada tohum, baharat, işte ufak tefek çocuk sevindirecek şeyler satıyor. Fiyatlar da gayet makul. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Yine görüşürüz inşallah. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizin programınızı beğeniyoruz. Allah razı olsun. Geçen Arapkir'de bir program yapmıştı. Ta akrabalarım İstanbul'dan aradı. Sizin köy müydü? Yok, biz Kuluncaklıyız da Arap şeyden o bu kültür merkezini falan, ha, evet. Eski tarihi şeyleri. Yani onar köyü. Onar köyü. Yani gerçekten öyle bir, benim televizyoncu yakınlarım da var. Dedi abi bizi oraya gelek yazın, dedim çekin ama mükemmel bir şey yani. Evet, güzel. Gerçekten. Yani evet. Öyle bir program daha seyretmedik. Eyvallah. Ya gerçekten oranın kültürü, tarihi, evet. Yani Malatya'nın geçmişine dair her şey orada yani. Evet. Yok yani, güzel bir tarihi vardı. Çok güzel bir şey seyrettik, evet. Yani. O gün hiç ayrılmadık. Eyvallah. Gerçi sizin o bayanı da çok beğeniyoruz sabah programında da. Hülya Hanım'ı. He. Hülya abi, mükemmel. Selamlarımız olsun. Allah razı olsun. İşiniz rast kesin kardeş. Alışverişe mi geldiniz? Ya yok, şurada bir arkadaşımın annesi ölmüştü. Evet, bir taziye vardı şurada. Ha, oraya. Mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah. Evet. Yaradan'a sığmışık yapacak bir, evet. Şey. Yani. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere inşallah. Evet sevgili dostlar, şimdi maşallah güzel tezgahtayız. Yoğundu da, bekledi ki biraz kalabalık gitsin. Hemen kalabalık gelmeden abi yeşillikleri sordum. Ortalama hemen fiyatlar hemen aynıdır. Meyvelerimiz ve sebzelerimiz var. Meyvelerde portakalın kilosu ne kadar? 6,5. 6,5 lira. Muz bu hafta çok pahalı. Muz da aynen. Bu hafta 18 lira. 16 yerler. Gördüm aşağıda. Aynen. Neden böyle oldu? 18. Muz yükselmeyen tek meyveydi. Yani diğer sebzelerle kıyaslarsan. O da baktı ki diğerlerine, dedi ben niye yükselmem, aynen. Dedi. O da diğerleri dedi, düştü bu hafta. Yine fiyatlar geçen haftalara göre biraz daha uygun. Çilek ne kadar efendim? Çilek 20 lira bu hafta. 20 lira. Aha. Karpuzun kilosu 15 liraydı. Aynen. Hala 15 lira. Aynen, aynen. 15 lira. Tabii parası olan karpuzu yesin. Mevsimi değil ama. Yanlış anlamayın. Efendim can eriği kilosu ilk çıktığında 600 liraydı. Şimdi? Aynen. Şimdi 100 gramı 10 lira. 100 gramı 10 lira. Aynen, 100 liraya geliyor. Yani kilosu 100 liraya geliyor. Aynen. Yine çok pahalı. Yine çok pahalı. Biraz daha bekleyelim abi. Bu karpuzla can erigini bekleyelim. Çilek 20 lira demiştik. Aynen, çilek uygun. Efendim elma? Elma 10 lira. Elma ne oldu elmaya ya? Elma abi, elmanın da mevsimi geç. Mevsimi geçti diye. Aynen, havalar ısındı, elma artık dayanmıyor. Olmaz. Gel abi şöyle, patlıcanı görüyorum, kabağı görüyorum. Evet. Onlardan fiyatlarımız nedir? Patlıcan 20 lira, kabak 10 lira. Patlıcan 20 lira mı? Evet. Abi içerisinde bir şey işte yani böyle. İçerisinde barındırdığı vitaminler neler acaba bunun? Doğru bilemeyiz abi. Ya nikotin ne? Var bunda, nikotin. Aynen, nikotin var. 20 tamam gördük. Gözüme sok. Evet, kabak 10 lira.
Peki nikotin ihtiyacı olmayan insanlar? Almasın onlar, doğru söylüyor. Onu başka türlü şey yapıyorlar ya. Evet. Evet, şimdi domates, salatalık, biber üçlüsü. Sezonun her zaman en pahalı ürünleri bunlardı. Bu hafta salatalığın durumu nedir? Bu hafta salatalık 15 lira. 15 lira. Geçen hafta ya göre biraz artmış gibi mi? Yok, aynı, hemen hemen aynı. Değil mi? Domates. Şey, domates de 15 lira. 15 lira. Biber de 20 lira. Biber biraz düşmüş. Aynen. Biber 30 lira, 35 liraydı, 20 lira. İnşallah daha da düşer abi. Düşer, hava arasında bundan sonra hava inşallah düşer. Hava ısındıkça onlar düşecektir inşallah sevgili seyirciler. Bu hafta şöyle patates, soğan sormadım ama kilosu patatesi 8,5 lira. 8,5 aynen. Soğan da 5 lira. Soğan da 5 lira. Patates bekledi bekledi. Bir süre iyi idare etti. Sonunda artık voleyi vurmaya fiyatlara başladı. Fiyatlara göre normal yani. Ama evet. Yine de insanlar çok tüketildiği için insanların gözüne geliyor 8,5 lira. Efendim Allah yardımcımız olsun. Amin amin. Biz şöyle amin. Yavaş yavaş kenara çekilip programımızı noktalayalım. Tezgahı da şey yapmayalım. Şöyle gel. Kendinize abi çok teşekkür ederim. Amin. Kankamsın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Evet sevgili dostlar, Çarşı Pazar programını bu hafta burada tekrar noktalıyoruz. İsterdik ki hani çok daha böyle ucuz fiyatlarla karşınızda olalım ama maalesef ki tabii her geçen haftaya göre ufak ufak böyle düşüşler var. Havaların da ısınmaya başlamasıyla beraber inşallah bunlar daha da düşecektir sevgili dostlar. Bugün hava çok güzeldi. Bugün hava çok güzeldi. Artık yaz mevsimine yavaş yavaş giriyoruz sevgili dostlar. Yazla beraber daha sıcak, daha böyle ucuz, daha böyle uygun fiyatlarla karşılaşacağımızdan eminim. Çok az kaldı. Sabredelim. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz inşallah. Haftaya görüşürüz dostlar.